Çıldırdı amına koyayım abi, adamsın, kralsın falan. Böyle. Bakalım bu video neymiş. Zincirlerimizi kırdık dün yani. Barış Özcan ya. Merhaba. Ben Barış. Yani adım Barış. Aynı zamanda hayatımın kelimesi. Ama kendi seçmediğim bir kavram bu. Beğenmediğimden falan değil, yanlış anlaşılmasın. Kendi irademle yaptığım şeylerden biri değil sadece, o kadar. Peki ya kendim seçseydim hayatımın kelimesini? Bu çok zor bir karar olurdu her şeyden önce. O yüzden kavramı biraz daha sadeleştirelim. Bütün hayatımızın değil de sadece bir yılının kelimesini seçelim. 2023 için herkes kendi hayatının temasını belirlesin. Ya Gürben yorum aklıma geliyor. Tek bir kelimeyle. Amacımız ona odaklanmak olsun. Örneğin sade kelimesi, süssüz, gösterişsiz şeyler tercih etmek, öyle kıyafetler giymek ya da daha yalın bir yaşam içinde kullanabilirsiniz. Var var, benim aklıma 20 tane şey geliyor şu an. Bu kelimeyi içtiğiniz... Bu arada chat için B12 diliyorum. Çayın, kahvenin şekersiz olmasını kendim sağlamak için de. Sayarım. Şekersiz hayat. Şeker demişken bu da güzel bir kelime. Daha tatlı bir yaşam beklentisiyle 2023 temasını şeker olarak belirlemek mümkün. Ama bana kalırsa tuz daha iyi. Çünkü sadece kendine değil, etrafındaki malzemelere de katkı sağlıyor tuz. Onların lezzetini de öne çıkartıyor. Bu yeni bir yılda kazanılabilecek çok güzel bir insani özellik aynı zamanda, değil mi? İşte böyle oğlum, kelime... aklınıza tek bir kelime gelmeli şu an. Tek bir kelime ya. Hepsi de birbiriyle bağlantılı tek bir kelime. Merve. Hayır abi, aklınıza huzur gelmeli, huzur. Huzur hepsine bağlantılı baba. O saydığınız her şeyin karşılığı huzur. Meler bulursanız yazın aşağıya. Aslına bakarsanız geçtiğimiz günlerde podcast'te de buna benzeyen bir istekte bulundum. Ütopya bölümünde dinleyicilerimden yeni yıla ait dileklerini Farkındasınız değil mi? Her yıl bir şey diliyoruz. Her sene hatırlayın bak, 2021, 2020, 2019 hep konuştuk bunları. Hatırladınız mı? Geldi mi aklınıza? Evet. Hepsine de sahip olduk. Sesli olarak göndermelerini istedim. Şimdi belki size de fikir verir diye bazılarını paylaşayım. Bakın kendi ütopyalarında hangi kavramlara yer vermişler. Öncelikle merhaba Barış abi. Afiyetli ve bol kahkahalı günler geçirmemizi diliyorum. Dileğim sağlık. Kalbe dokunan. Kendimi özgürleştirmek istiyorum. İnsanlık kendini hiçbir canlıdan üstün görmemeli. Biz bıraka bıraka yürümek ve ardım sıra gelmek isteyenlere yol olmak istiyorum. Ve sergimin ismini benim... Ben milli olmayı diliyorum yazmış Snickers. 20 aylık abonem ya. Allah'ım ya. Benim ütopyam yapmak istiyorum artık. Adam dünyadaki tüm gerçeklerden kopmuş. Hepsinden sıyrılmış böyle bak, ruh gibi uzaklaşmış. Göğe doğru bakmış ve... Milli olmak istiyorum. Böyle göğüste kabarık. Türlü şey olabilir. Umudumuzu kaybetmememiz gerek. Her şey için daha güçlü umutlar. Başarmış. Saygı duyuyorum. Başarmış bu arada. Daha fazla üretebildiğim, daha fazla okuyabildiğim, keşfedebildiğim bir yıl olmasını istiyorum. Kaliteyi etrafımdan çok kendimde yakalamak. 5 tane hedef koyuyorum şu an itibariyle kendime. Çocuklarımı eğitmek için kullanacağım yeteneklerimi arttırmak. Bence herkesin zihninde büyük ya da küçük sırça köşkler var. Başarı istiyorum. Sırça kadar var. Başarı istiyorum. Benim 2023 ütopyam Türkiye'nin şenlik bir yeri olması. Sevebileceğim birinin olması. Kendimi geliştirmeye odaklı bir şekilde her daim gülümsemek. İşte şimdi sizden bunu da böyle uzun uzadıya değil de tek bir kelimeye indirmenizi istiyorum. Kendiniz için. Mümkünse bu kelimenin ilk akla gelen anlamlarından daha ötesi de olsun. Taze kelimesi gibi. Önce akla hemen taze meyve sebze geliyor. Bu haliyle bile güzel bir tema. Yeni yılda sağlıklı beslenmek gibi bir hedefiniz olabilir. Ama bu başka şekillerde de kullanılabilir. Taze bir başlangıç. Etrafındaki her şeye taze gözlerle bakabilmek. Ya da adım kelimesi. Hani benim adım
Barış demiştim ya, oradaki gibi bir ismi de işaret ediyor. İlerlemek için yapılması gereken hareket anlamına da geliyor. Adım atmak. 2023'te kendinize adım temasını seçebilirsiniz. Sonra da her gün 7000 adım atacağım deyip egzersiz yapabilirsiniz. E kelimenin ilk akla gelen anlamlarından biri ya ve aynı zamanda sizi zorlayacak. Sana diyor abi diyor. Ya ne de olsa konfor alanından çıkabilmek için her gün korktuğun bir şeyleri yapmalısın. Sadece günde 7000 adım atmakla kalmayıp 2023'ü geleceğe emin adımlar atma yılı olarak da ilan et. Baba bak ama elde hareketi gördün mü? Bacaklar bunlarsa benim beden müsaade etmiyor. Ben böyle duruyorum. Diyebilirsin kendi kendine. Bu basit bir oyun gibi gelebilir. Belki öyle de olabilir. Ama kelimelerin gücüne inan. Ne yapıyordu Harry Potter? Expelliarmus deyip şimşeğimsi bir ışık hüzmesiyle en güçlü rakiplerinin bile gardını, silahlarını düşürüyordu. Onun kelimesi de buydu. Expelliarmus. Ve evet, seçeceğiniz kelimenin hayatınızda sihirli bir etkisi olabilir. Sanırım çoğumuzun her yeni yılın başında istediği o büyük değişimler için böyle küçük kelime oyunlarına ihtiyacımız var. Biz zaten burada kendi aramızda yıllardır buna benzeyen bir oyunu oynamıyor muyuz? Zinciri Kırma adı altında her yıl kendimizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalışmıyor muyuz? Bu yıl da yapacağız elbette. Şimdi bu oyunun kuralları... Gürbey çete gelmedi değil mi daha? Kurallarını hatırlayalım. Kendimize bir hedef belirliyoruz. Tamam, o hedefe ulaşmak için her gün bir adım atıyoruz. Ya bu bizim geçen gün işte Barış Özcan bir tık daha ötesini yapıyor. Biz daha basic'ini yaptık. Ne yaptık? İşte yüzünü yıka. Böyle küçük küçük görevler verdik değil mi? 4 tane görev belirledik. Bunları kimse yapmadı amına koyayım. Yani şimdi biz bu aşamaya nasıl çıkacağız? Onu düşünüyorum. Yanlış mıyım kardeşim? İnsanlarla konuş. Attığımız her adımdan sonra takvime bir çarpı koyuyoruz. Bak benim kilerde bir tane tablo duruyor. Almışım böyle okul tahtası bildiğin. Zaten o kadar büyük olduğunu düşünmüyordum onun. Ya 290 lira öyle bir şey geleceğini düşünmüyordum. Geldi böyle, iki kişi getirdiler eve. Yazdım bunları. Böyle küçük küçük kareler oluşturdum. Takvim onlar. İşte yapılması gerekenleri basitçe yazdım. Listeye başladım. Üçüncü günde orada biri çük çizmiş. Biri orada göt çizmiş. Onları bozmuşuz böyle. Bu kadar ya. İki gün sürmüş o tatava. Ben mesela sınıfta kaldım orada. Bir süre sonra bu çarpılardan bir zincir ve o zincirden yeni bir amaç. Aynen bak böyle bir zincir vardı ama böyle çarpılardan oluşmuyordu. Böyle bir çizgiydi bu. Burada da böyle bir yuvarlak. Ortaya çıkıyor. Zinciri kırmamak. Böylece yeni alışkanlıklar kazanma işini bir oyuna dönüştürüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl içinde hazırladığım takvimi bir PDF belgesi olarak... Bu arada çok güzel bir taktik. Güzel yani. Açıklamalar bölümündeki linkten indirip dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Fakat sisteminizin daha başarılı olabilmesi için birkaç küçük ipucu da paylaşayım sizinle. Hedefinizi ikiye bölün. Kolaylaştırın. Sadeleştirin. Neyse, her gün yaptığınız şey diğer işlere kolayca eklenebilsin. Yatmadan önce izlediğin diziler var ya, işte iki bölümü arka arkaya böyle binge watching yapmak yerine bir bölüm izleyip bir bölümde roman okurum de. Bakın. Olmaz baba, biz oturduk mu bitiriyoruz onu. Hemen ikiye böldük. 20 sayfa okurum diyorsan 10 sayfa okur. Doğru. Aklına geldikçe değil, her gün yapacaksın, unutma. Çok uzun bir yol bu. Sürdürülebilir olması için yorulmadan yapmak lazım. Bir de doğru, o yolda iz bırakmak. Onun için de bu işi dijital olarak değil, analog olarak yapın. İndirdiğiniz takvimin yazıcıdan bir çıktısını alın. Yazıcınız yoksa sadece bir kağıt, bir kalem ve bir de cetvelle kendiniz de... Messi'ye bak amına koyayım, neye futbolu bırakmış? Çizebilirsiniz. Uğraşın, emek verin, zahmete girin, kağıdın üstünde iz bırakın. Konfor alanınızdan çıkın ki o zinciri kırmak kolay olmasın. O kadar uğraştınız. Bastırdığınız ya da çizdiğiniz takvimi gözün... Böyle benzemesine gerekmiyor. Benim kim aklıma getiriyorsa onu söylerim ben. Masanızın üstünde, defterinizin tamam, arasında... Nerede duruşun. Bu? Her gün görebileceğiniz... Yapacağım lan. Yapacağım. Nerede o? Bu videoyu kanalımdakiler için nasıl hazırladım merak ediyorsunuz. Videonun metni, kullanım kaynaklar. Astronomi. Nerede oğlum? Nerede o Excel? Zinciri kırma. Bu mu? Poster. Ulan dur. Aa. Bu.
Tamam, şunu bir indirelim bakalım. Evet. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Şimdi yayın takvimimi yapayım ben. Yayın var, yayın var, yayın var. Dur lan bir dakika. Bekle dur. Abi yapma. Uyumak. Ya abi sen 570 gün 8bon'u açmayan abisi nereye yapacaksın? 570 gündür 8bon'u açmıyorum da 800 gündür açık kaldı. Kıymetini mi bildiniz? Konuşturmayın beni. Biriniz bir yerde kalsın. Zaten o yüzden dijital olmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Cep telefonunuzdaki yüzlerce uygulamanın içinden gelen binlerce mesaj arasında kaybolmasın. Bilgisayarınızın değil, gerçek duvarınızın kağıdı haline gelsin. Ki 800 onu olamaz. Her gün görün, o da sizi görsün. Karşılıklı bakışın, onu daha görünür hale getirmek aman için... Aman abi tahta aldım diyorum 4 metreye 8 metre. Çık çizdiler. Olmuyor öyle bende. Daha büyük bir kağıda basın ya da çizin. Bakın sadece bir takvimi değil, önümüzdeki yılı, kendi hayatımızı tasarlıyoruz. Hani dedik ya herkes kendine yılın bir kelimesini seçsin diye. Ben kendime böyle bir kelimeyi çoktan seçtim. 2023 yılı için 3 harfli bir tema belirledim. Göz. Evet, bildiğimiz göz. Görmeyi sağlayan organımız. Ama seçtiğimiz kelimenin farklı yönleriyle bize ilham vermesini istiyoruz ya. Göz kelimesinin dilimizde en az 145 farklı kullanımı olduğunu biliyor muydunuz? Ben kendi anlam dünyamda buna yenilerini de eklemeyi düşünüyorum. O ne gözmüş ya? 2023'te çok daha keskin bir göze sahip olmak istiyorum ve bunun için... Chat bugün biraz şımarığız ha. Oh. Amına koyayım. Ha pardon, özür dilerim. Bugün biraz şımarığız dedim. Ben de şımarıklaştım. Siz de şımarıklaştınız. Ses geliyor değil mi? Grandut'ta böyle bir performans beklemiyorum sizde. Harbiden sizden çok daha iyi performans bekliyorum. Çok özel bir takvim daha tasarladım. Dünyanın en güçlü gözü nedir? Hani böyle onu görmekten sakındığımız falan. Bu değil. Tabii ki değil. Dünyada bugüne kadar insan eliyle yapılmış... Ya kendinizi şımartın ya. Başarı. En büyük ve en keskin göz. İpucu veriyorum. Artık dünyada değil. Buldunuz mu? Webb Uzay Teleskobu. İnsanlığın en güçlü gözü bu. O kadar güçlü ki milyarlarca yıl öncesinin ışıklarını bile görebiliyor. İşte ben böylesi bir göze sahip olup sadece geçmişi değil, geleceği de görmek istiyorum. Mecazi anlamda elbette. Geçmiş hayatlara sadece bakmak değil, onları görmek, anlamak ve geleceğini bu tecrübelerin üstüne inşa etmek. Göz kelimesi bana tüm bunları hatırlatıyor. Ve duvarıma asacağım türde bir göz olarak Webb Uzay Teleskobu'nun şekli gayet ilham verici. Altıgenlerden oluşan 18 aynası var. Adeta bir petek gibi. Ortada 6 ayna ve onun etrafında 12 ayna daha. 12 aynayı 12 ay gibi düşünebilir miyiz? Neden olmasın? Ortadaki aynalar da 2023 yılına ait hedeflerimiz. İster hepsini aynı anda yapın, isterseniz 2 ayda bir yeni hedeflere geçin. Merkezde ayna yok ama altıgen bir şekil var. Oraya da yılın en büyük hedefi... Oğlum adam ne güzel, sizin için bir takım teknikler belirliyor. Bunlar aslında sebebi size heves katması... takvim usulü, böyle işte kağıt üzerinde hedeflerinizi belirleyebileceğiniz yöntemler anlatıyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Ya işe yarar yaramaz, herkese yarayacak diye bir şey yok. Kimisini motive eder, kimisini etmez. Ama bence güzel bir şey. Yani buna sadık kalabiliyorsan gerçekten başarılı olursun. Bir cümlesine çok katılıyorum. Ben de bu hatayı çok yapıyorum. Bir şeyleri düzeltmek istediğim zaman hepimizin ortak bence hedefi budur. Kendimizdeki eksiklikleri veya hayatta yanlış yaptığımızı düşündüğümüz noktalara değinmek istediğimizde çok fazla kendimize yükleniyoruz. Yani bir anda saçma giden, yanlış giden 20 tane maddenin üzerine yoğunlaşıp darma duman oluyoruz amına koyayım. Onu da düzelteyim, bunu da düzelteyim falan diyoruz. Daha sonrasında ağırlık çok artıyor ve bir an önce
sıkılıp eski hayatımıza geri dönüyoruz. Bunu ben de çok yapıyorum. Ne anlatıyorsun amına koyayım? Sikerim seni ha. Ciddi bir şey konuşuyorum burada. Şu an şaka, şımarıklığın devam etmesi. Ciddi bir şey konuşuyorum. Doğal olarak da kendinize böyle 20 tane şeyi yüklendirtmemeniz lazım. Ben de o hatayı düzelteceğim. Mesela bir tane şeyi düzeltmek bile hayatının standart gidişatında bir şeyi bile güzelleştiriyorsa tertemiz. Hedefini yazalım ya da kendimiz için seçtiğimiz yılın kelimesini. Peki günleri nasıl organize etsek? Benim için hafta pazar günü başlıyor. İlginçtir, 2023 yılı da öyle. Haftanın 7 gününü bir altıgenin etrafındaki 6 altıgen şeklinde yerleştir. Bak baba, bu gitgide zorlaşıyor bu iş. Bir dakika. Desek hiç fena olmadı. Şimdi de haftaları ayların içine yerleştirmeye başlayalım. Bazı aylarda geçişler yapmamız gerekecek. Olsun. Zaten. Ya Barış abi, güzelliği kendine yapmışsın. Bize dümdüz Excel atmışsın ya. Şunu atsana bize ya. Sen bu fonksiyonel değil, estetik bir takvim. Bize ilham verecek. Hedeflerimizi gözümüzün önünde tutacak. Üzerine yeni amaçlar yerleştirmemizi kolaylaştıracak bir tasarım. Ve bu son haliyle hem onları, hem haftaları, hem de ayları ayrı ayrı görebiliyoruz. Üstelik yılın tamamı da bir göz şeklinde. Kendisi... Ha, bu parayla mı? SS alırız. Bir göz şeklinde. Kendisi de devasa bir göz gibi olan evreni incelemek için yapılmış bir teleskop. Evet, bu yıl göz temasını ve bu teleskop şeklini seçtiğim için tasarladığım fonksiyonel takvimde bundan nasibini aldı. Ve evet, bir estetik bir de fonksiyonel iki takvim yapıyorum her yıl. Daha geleneksel, daha fonksiyonel olan astronomi takviminde Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği en güzel görsellerden bir tasarım yaptım. Ocak ayında Webb'in ilk derin alanı görseli bizi karşılıyor. Çünkü onun çektiği bu ilk fotoğrafta SMAX 0723 kümesindeki binlerce galaksi görülüyor. Şubat'ta Güney Halkası bulutsusu ve Mart'ta Stefan Beşlisi var. 5 galaksiyi birden gösteren ve 150 milyon piksel içeren bu görsel yaklaşık 1000... Ya oğlum, şaka olsun diye yaptım. Tabii ki de onu kullanmayacağım ya. Ayrı görüntü dosyasının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Astronomi takviminin günleri gösteren bölümünde hem geçmişteki önemli olayları hem de 2023 Süper. Yılında gerçekleşmesi beklenen uzaya dair gelişmeleri yerleştirdim. Elbette kendi notlarınızı ve randevularınızı ekleyebileceğiniz boş alanlarla birlikte. Webb Uzay Teleskobu'nun görme yetenekleri o kadar esnek ki bazı ayların görsellerinde çok uzak galaksiler ve içindeki milyarlarca yıldız aynı anda gözükürken bazılarında tek bir gezegen ve hatta tek bir gök cismi var. Dimorphos asteroidini hatırlıyor musunuz? Bu yıl canlı yayında ona gönderilen uzay aracının çarparak yörüngesini değiştirmesini izlemiştik hep birlikte. Oğlum, o bilmem kaç yıl önce yolladığımız Mars'a giden zımbırtı pili bitmiş la. Onu geçen Barış abinin şeyinde gördüm. Konuşuyordu. İşte burada çarptıktan 4 saat sonra teleskopla uzaya yayılan tozları görüyoruz. Bakın, ne gördüğünüze bir kez daha bakın, gözlerinizi... Tabii tozdan şeydi, bütün paneller kapanmış, artık enerji üretemiyormuş. Konuşuyordu böyle, ben artık bitti babına koyayım, elimden geleni yaptım size falan diye seslendirme yapmışlar. Bir daha görüşemeyeceğiz. Çın, inanılmaz değil mi? Bir açıdan gerçekten de bu bir ütopya. Çünkü gerçekten de artık insanlığın evrene bakan kocaman bir gözü var. Peki insanın kendi evreni olan hayatına bakan bir başka gözü daha neden olmasın? O gözü açmak sizin elinizde. 2023'te yepyeni bir başlangıç yapmak dileğiyle. Burada insanların yorumu önemli. Bak, Cezmi Arslan demiş ki Barış Bey, 20 küsür Batı kültürlerinde yaşamış ve bu hedef koymanın kültürüyle yoğrulmuş birisi olarak saygıyla bildirmek isterim ki hedef koymayla büyütülmüş insanlarda bu düşünce çoğu insanda daha kötü hissetme duygusuna sebep olmuştur. Kendilerini daha fazla başarısız hissetmişlerdir diye
bir yorum yapmış. Sanırım sorun hedefin niteliğiyle ilgili, kilo verme, sigarayı bırakma, yabancı dil öğrenme, bir müzik aleti çalmayı öğrenme, bir alanda kendini geliştirme ve bunun gibi iradeye güçlenerek elde edebilme ihtimali yüksek olan hedefler sanırım. Zinciri kırma yaklaşımına daha uygun. Ama bir ev alma, üniversiteyi kazanma, bir işe girme, zengin olma ve bunun gibi dış sebeplerin daha ağırlıkta olduğu hedefler depresyona sebep olabilir demiş. Yorum yapıyorlar şu an. Bir de kendini disiplin etme ile hırs arasındaki ilişki de gözetilmeli. Bunu çok bu arada onay vererek söyleyebilirim. Aşırı hırs ile koyulan hedefler yıkıcı bir etkiye sebep olurlar. Doğru. Hırs biraz insanları bozuyor. Mesela ben de hırslı bir insanımdır ama hırs beni asla kontrol altına alamaz. Bana kızma. Bana kızma demiş ya. Bana kızma diyor. Çoğu zaman çevremdeki insanların hedeflerini gerçekten çok ütopik ve çok abartı hedeflerle liste haline getirip darma duman olduklarını gördüm. Ben genelde şey yapıyorum. Hedef koyan bir insan değilim. Biraz daha doğaçlama insanıyım ama bir noktada yapabildiğim şeyler üzerine, yapabileceğime inandığım şeyler üzerine hedefler kuruyorum. Atıyorum kilo vereceğim dediğim zaman aslında onun başında biliyorum gibi bir nokta var. Akışına bırakıp kendimi doğru oranda geliştirmeye odaklanıyorum ben. Yani çünkü kendini geliştirdiğin zaman bir noktada ki bunu son 2-3 yıldır çok yapabildiğimi söyleyemem. Ama kendimi geliştirme yolunda ilerlediğimde zaten bir şeylere kapılar açıyor onlar. Ve bunlar basit şeyler oluyor. Ben bunu yapıyorum genelde. İşte tiyatroya gitme sebebim de oydu. Ne bileyim hayvanlarla ilgili zımbırtılar 50 tane şey sayarım. Bir noktada kendinizi geliştirdiğiniz zaman hoşlandığınız ve sevdiğiniz alanlarda bilhassa yapabiliyorsanız eğer zaten B12 konusu da geliştir abi. Kardeşim B12 eksikliğim yok artık anlayın bunu ama sizde ciddi varmış onu fark ettim. Ya hedefini koy ama o hedefe de ne bileyim böyle varamadığın zaman da kendini parçalamaman gerekiyor. Bu birazcık özgüvensiz başlangıç gibi geliyor size ama o ihtimali kafanızda var etmek bence kötü bir şey değil. Birçok insan şunu söylüyor. Ben hedefi koydum ve o hedefe giderken özgüvensizce hareket edersem veya daha başından onun olmama ihtimalini kendime katarsam zaten başarısız olurum düşüncesine bürünüyor olabilirler ama koyduğunuz hedefler zaten o yoldur, anladın mı? O yolda ilerlemekle ilgilidir. Burada bir hedef var, sen buradasın. O hedefe giden yolda yaptıkların önemlidir. Oradaki başarıların aslında seni oraya götürür ya. O yüzden buraya odaklanıp kitlenmek yerine bu içerideki noktaları yapmak daha doğru. Aslında hedefleriniz onlar oluyor zaten. Sizi oraya götüren noktalar oluyor. O noktaların ikisi başarısızlıkla sonuçlanabilir ama dördü başarılı sonuçlanabilir. O zaman zaten yine kendine bir şeyler katmış oluyorsun. Ve bir başka hedef daha koyduğunda kendine yine artıların anlamında avantajlı oluyorsun. Yine başladığın noktadan iyi bir yerde oluyorsun. Benim yorumlamam genelde böyle oluyor bu tip konularda. Kendimde de o taktiği kullanıyorum yani. Ne anlattığını kendi de bilmiyor. Aynen kardeşim. Aynen öyle. Hikayeler bunlar.